Peki bu dersimizde ise Django projemizi internette nasıl yayınlayacağız öğrenelim. Şimdi biz bu aşamaya kadar uygulama geliştirme aşamasında sadece uygulamayı geliştirmemiz için kullanabilecek olduğumuz taleplerimizi alan ve bize bir response üreten run server komutuyla çalıştırmış olduğumuz basit bir sadece yerelde kurulmuş olan basit bir server kullanıyoruz. Ancak uygulamayı yayınladığımızda tabii bunu kullanamıyoruz ve biz uygulamayı yayınlayacak olduğumuz herhangi bir servis üzerinde de bir server üzerinde de Django projelerin çalıştırması için gereken altyapıyı da kendimiz özelleştiriyor olmamız gerekiyor. Alternatiflerine göre Django projelerini yayınlamak basit değil. Biraz daha uğraştırıcı ancak adımları takip ettikten sonra basit. Şimdi gelip bir blog app projemizi biz internet ortamında yayınlayalım. Şimdi biz buradan şöyle giderek blog app ve buradan settings page geldiğimizde buradan ilk başta static dosyaları ele alalım. Tabii birkaç tane göz önünde bulunmamız gereken konular var. Örneğin bunlardan bir tanesi statik dosyalar. Peki statik dosyalar biz uygulamayı çalıştırdığımızda her bir uygulamanın altındaki statik klasörü ve ayrıca root içerisinde de tamamlanmış olduğumuz statik klasörü HTTP taleplerini alıp bize bunu cevap olarak gönderiyor. Ancak bu run server'da tabi bu şekilde edildi. Ancak uygulama yayınladığınız server'da bu statik dosyalar göz önünde bulundurulmayacak. Neden? Çünkü biz bu dosyaların HTTP taleplerini alması için hatırlarsınız ki bir upload klasörü eklemiştik root içerisine ve upload klasöründe URLs altında hatırlarsınız ki statik metodu aracılığı dışarı açmıştık. Aynen biz de Dosyalarımızı gene upload klasörünü yaptığımız gibi dışarıya açıyor olmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken ilk başta bütün proje içerisindeki statik ya da root içerisindeki statik klasörlerin ayrı ayrı ele almayacağız da bunları tek bir noktada, tek bir klasörde barındıracağız, toplayacağız ve topladıktan sonra da bunu dışarıya aynen Upload klasörü nasıl açıyorsak bunları da alıyor olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim buradan Block yap ve buradan Settings page içerisine gelelim. Ve burada dediğimiz gibi statik dosyaların konumunu ilk başta burada tanımlayalım. Gelelim halde gelip buradan şöyle statik alt yazı root isminde yani statik dosyaların konumunu belirtecek olan bir parametre tanımlayalım. Bu projemizin ana yolu Artı üzerine gelerek biz bundan statik files isimli bir klasör ekleyelim. Yani bizim için aslında root içerisine statik files isimli bir klasör eklenecek, aynen upload klasörüyle aynı hizada oluşturacak olan bir statik files klasörü ve bu klasörlerin içerisine de biz buradaki uygulamalarda ve root içerisindeki statik dosyaların olduğu konumdayız. Yani statik klasöründeki bütün bileşenleri biz ne yapacağız? Bu konuma yani statik files konumuna toplayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız gelip dosyamızı kaydedelim ve gelip buradan python3manage.py Ancak mysite değil de buradan proje içerisinde ilk başta girelim buradan blog app projesi içerisinde olmuş olalım şöyle cd Blog app Buradan temizleyelim ve daha sonra python3 Manage.py peki ilgili dizinde manage.py var mı bakalım gelip buradan ls dediğimizde Manage.py dosyası burada var dolayısıyla Gelerek buradan python3 manage.py ve collect static isminde bir tane komutumuz var. Bu komut ilgili statik klasörlerini tarar ve bu static dosyaların hepsini statik files içerisinde alır. Dolayısıyla projede bir değişiklik yaptığınızda bu komutu tekrar çalıştırdığınızda bu son dosya yani uygulamalar içerisinden tabii birkaç uygulamanız da olabilir daha fazla uygulamanız da olabilir bütün uygulama klasörleri içerisindeki dosyaları statik dosyaları gene aynı klasör içerisinde toplayabilirsiniz peki buradan çalıştıralım çalıştırdığımızda bakın statik files isminde bir konum geldi ve burada uygulamaya göre örneğin account'un admin'in ya da blog uygulamasının ya da ck editor css image js dosyaları bu şekilde statik files içerisinde konumlanır peki burada taşınan dosya adetini de burada zaten gösteriyor. Peki daha sonra almış olduğumuz dosyaları da tabii ki gelip buradan dışarıya açılmamız gerekiyor. Aynen upload klasörünü açtığımız gibi hatırlarsınız. Dolayısıyla gelip buradan manage, buradan setxp dosyası içerisinde değil buradan urlsp dosyası içerisinde geliyoruz ve bunun sonuna gelerek buradan şöyle bir ters slash ekleyelim. Ve bir alt satır alalım ve gelip buradan bir artoperatör aracılığıyla Gelip tekrar buradan şöyle statik metodu aracılığıyla settings'in altında şöyle settings'in altında statik URL olarak bunu takma ismini alıyor hatırlarsınız. Statik URL'i burada kullanabiliriz takma isim için. Yani bütün dosyalar statik altında ya da resimlerde images altında geliyordu hatırlarsınız. Peki statik URL daha sonra document root diyelim. Yani bu bilgileri nereden alacak? Bu dosyaları alacağı yerde gene settings altındaki Statik root. Biraz evvel tanımlamış olduğumuz static dosyalarımızın artık root olarak nerede tanımlandığını bu şekilde alabiliyoruz. Peki sonraki aşamada ise biz projemizi yayınladığımız zaman projemizin ekstra kullanmış olduğu paketleri de biz burada bildiriyor olmamız gerekiyor. Bunun için de gelip uygulamayı açalım. Buradan shell kısmını açalım. Ve şu anda biz ilgili ortam değişkeni içerisinde, sanal dizin içerisinde, sanal dizin içerisinden örneğin çıkabiliriz. Örneğin gelip buradan şöyle artıya tıklayalım ve buradan sanal dizinden çıkmak için gelip buradan şöyle deactivate diyelim ve sanal dizinin içerisinden çıkmış alalım. Ve gelip buradan pip 3 örneğin freeze dediğimizde bu durumda bilgisayarımıza kurulan paketleri burada görürüz ve bunlar şu anda bu bilgisayarda geliştirme yapabilecek olduğumuz bütün projeleri kapsıyor. Ve ben gelip ilgili paketleri tabii ki proje bu projenin kullanmış olduğu bağımlılıklar şeklinde proje içerisine eğer bildirirsem bu durumda ben bu bilgisayarda kullanmış olduğum bütün projelerin global olarak yüklendi paketleri yani burada bu projenin kullanmadığı bir paketi de ekleme ihtimalim olur. Dolayısıyla biz boşamaya kadar zaten projelerimizi geliştirirken bir sanal dizin içerisinde bu paketleri kurmuşuz. Yani proje hangi kütüphaneyi kullanıyorsa bu kütüphaneyi o sanal dizin içerisine aktardık. Dolayısıyla sanal dizin içerisine pifriz dediğimizde karşımıza gelen paketleri biz projenin içerisine tanıtıyor olmamız gerekiyor. Peki biz bu sanal dizine tabii geçebiliriz. Nasıl geçebiliriz? Biz buradan gelip örneğin MyM şeklinde geldi. Hiç bunlar olmasın. Biz burada ne yapmamız gerekiyor? Gelip buradan Shift Command ya da Shift Control tuşuna basarak P tuşuna bastığımızda Python Select Interpreter dediğimde bakın bilgisayarın Python'ı şu anda hatta farklı versiyonlarda kurulmuş. Ancak MyEnv içerisinde kurulan da bir Python var. Zaten bunu kursun başında da anlatmıştık. Dolayısıyla buradan ilgili dizini seçtiğinizde ve komut satırını açtığınızda gördüğünüz gibi komut satırının başına MyEnv yazar. Dolayısıyla bizim şu anda sanal dizimiz içerisinde kütüphaneler alabiliriz. Gelip buradan pip3 freeze diyelim ve enter'a bastığımızda bakın şu anda projenin kullanmış olduğu kütüphaneler bunlar. Peki bunları ayrı bir dosya içerisine alacağız. Nereye alalım? Bunu proje içerisinde projemiz cd block app diyelim ve projemizi açalım. Şu anda el istediğimizde proje içerisindeki yani block app altındaki klasörleri görüyoruz. Peki buraya biz bu dosya içerisindeki bütün içerikleri almak için gelip buradan şöyle python 3-m ve buradan şöyle pip ya da pip3 diyorsunuz ve gelip buradan şöyle freeze diyoruz ve freeze içerisinde şöyle büyük bir işaret ekleyerek gelip buradan requirements yani projenin gerektiklerini txt dosyası içerisine direkt aktaracağız. Gelip buradan ok dediğimizde bakın buraya proje içerisine requirement txt dosyası gelir. Ancak bunu pip 3 değil pip olarak sadece pip olarak tanımlayacağız. Gelip buradan üçü silelim. Okey diyelim. Okey dediğimizde bakın projenin şu anda gerektikleri direkt requirement text içerisine gelmiş oldu. Dolayısıyla bizim projemiz artık burada tanımlanan paketlere ihtiyaç duyar ve ben bu server'a attığımda server'da ilgili paketleri kuracaktır. Peki üçüncü aşamada ise projenin kullanmış olduğu parametreleri, global düzeydeki parametreleri ayrı bir alan içerisine alıyoruz. Ve bunu da uygulama yayınladığımız zaman ortam değişkenlerini tanımladığımız bir kısım var. Bu kısma direkt kolayca tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla projemiz içerisinde herhangi bir dosyayı açarak bir değer tanımlamak zorunda kalmıyoruz. Direkt server üzerinden global değişkenleri tanımlayabiliyoruz. Peki global değişken nedir? Gelip en yukarıya geldiğimizde Örneğin projemizin içerisinde bir tane secret key yani bir anahtar var ve bu anahtar bizim projemizin güvenliği için saklanan bir değer. Dolayısıyla zaten burada bizi uyardığı production modunda yani uygulama yayınladığınızda buradaki key bilgisini saklı tutun. Peki bunu biz tabi dosya içerisinde saklamak yerine bunu serverin Global değişkenleri içerisine saklayabiliyoruz. Ya da örneğin debug modu true her zaman true. Ancak uygulamayı yayınladığınızda yayınlamış, yayınlamış olduğunuz ortamda ben gelip debug true bilgisini dosya içerisinden değil de tanımlamış olduğum yerden true ya da false şeklinde değiştirebilirim. Ve uygulamayı yayınladığınızda debug true olmaması gerekiyor. Neden? Kullanıcının görmemesi gereken hata kodlarını kullanıcıya göstermemek için. Debug false dediğinizde production modunda yani uygulama yayınlama modunda olursunuz. Ve kullanıcıya projenin gösterilmemesi gereken kısımları gösterilmemiş oldu. Dolayısıyla bunları global değişken içerisinde tanımlıyor olmanız gerekiyor. Peki bunları nasıl yapacağız? Gelip buradan ilk başta yukarıya gelelim ve from diyerek şöyle os import get isimdeki ismindeki buradan metodu ilk başta import ediyoruz ve daha sonra bu kısmı ben kontrol kc ile yorum satırı yapacağım ve aşağı doğru bir tane daha alalım ve yorum satırını kontrol k u ile kapatalım ve gelip burada şöyle bu kısmı silelim ve buradan get ev metodu aracılığıyla ben tanımlamış olduğum secret key ismindeki parametreyi global değişkeni server içerisinden alacağım. Sadece benim global değişkenleri tanımladığım kısmı secret key eşittir yeni bir tane key anahtarı bu şekilde vermiş olacağım. Peki bunu yaptıktan sonra yani debug tour için de aynısını yapalım. Gelip buradan get env diyelim ve burada ise örneğin is development yani uygulama geliştirme aşamasında mıyız? Burada development da örneğin true değerini gönderirsek bu durumda evet geliştirme ortamındasınız ve true bilgisinin karşılığı da debug eşittir true olacak ve tam tersi de false olacak. Yani biz true ya da false değerini bu şekilde vereceğiz. Ancak varsayılan yani herhangi bir değer göndermediğiniz durumda da true değeri gönderebilirsiniz. Biz bunu yapmamız gerekiyor. Yayınladığımız server içerisinde is değerine yerine hostleri değeri gönderiyor olmamız gerekiyor. Aynı şekilde allot host bilgisi ise projeye gönderecek olan isteğin hangi URL tarafından yapılmasıyla alakalı. Dolayısıyla gelip ben buradan get em diyerek ben burada da şöyle app alt çizgi host diyeceğim ve app host ismindeki parametreye o anda projemiz hangi URL altında yayınlanmışsa o URL bilgisini vereceğim ki Allah host bilgisini bizim tanımlamış olduğumuz URL bilgisinden sadece talep gelecek. Aksi halde farklı bir URL üzerinden gelen talepler uygulama tarafından değerlendirilecek. Peki bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra da gelelim server'da yayınlamaya. Peki projemi ben Amazon web servisleri aracılığıyla yayınlayacağım. Tabii farklı alternatiflerde kullanabilirsiniz. Ben örnek olarak bunu gösteriyorum. Gelip buradan bulut hizmetleri Amazon web servis sayfasına gelelim ve ilk olarak gelip buradan şöyle tabii yeni bir üyelik oluşturuyor olmanız gerekiyor. Buradan fiyatlandırma değini ve Amazon web servisinin ücretsiz kullanım burada karşınıza geliyor. Burada verilen bilgilere göre ücretsiz deneme hakkınız var tabii ki 12 ay boyunca ve Burada dikkat etmemiz gereken bir hesap oluştururken mutlaka bizden sanal kart bilgisi istiyor. Ve 1 dolarlık bir bedel çekiyor. Daha doğrusu bu miktarı belli bir süre bloke ediyor ve daha sonra bu hesabınıza tekrar yatırılıyor. Bunu yapmasındaki sebep burada kimlik doğrulaması için. Tabii ki bu aşamada sanal kart bilgisi açarak limitini kontrol altında tutmak oldukça faydalı olacaktır ki istemediğiniz bir ücretlendirme ile karşılaşmayasınız diye ve herhangi bir servis kullanmadan önce tabi ücretlendirmesini de takip etmeniz gerekiyor ancak gösterdiğim adımlar tamamen ücretsiz ve uygulama yayınladıktan sonra bir ureli yani sizin kendi URL'nizi yayınlamak istediğinizde ise sizden ücret talep eder ancak bunun için biz zaten bize random olarak herhangi bir URL e bilgisi veriyor bu bizim için yeterli oluyor peki bir tane buradan bir Amazon hesabı burada oluşturabilirsiniz ben tabii ki bu hesabı daha önceden oluşturdum dolayısıyla ben mevcut Amazon hesabıyla giriş yapacağım. Peki hesabıma giriş yaptıktan sonra bu şekilde konsol ekranı karşıma geliyor ve en son kullanılan servis Elastic Beanstalk. Dolayısıyla bunu kullanacağız bir web uygulaması yayınlamak için. Dolayısıyla servis altından ilgili seçeneği bulabilirsiniz. Gelip buradan Beanstalk'a geldiğimizde daha önceden oluşturmuş olduğum yapılar burada. Gelip buradan bir tane uygulama oluşturacağız. Şöyle ana sayfaya gelin ve buradan Create Application size de bu şekilde bir ekran gelecektir. Peki gelip buradan proje ismini yazalım. Django tire blog app diyelim. Bu şekilde bir proje. Ve aşağıya doğru gelin bir platform seçelim. Bu Python olacak ve gelip buradan 3.7 seçelim. dosyalarda 3.8 hata verdi. Ve gelip upload your code. Buradan bir zip dosyası oluşturarak upload işlemi yapıyor olmamız gerekiyor. Peki bunun için de projemize gelelim. Projemiz içerisinde bir dosya oluşturuyor olmamız gerekiyor. Block app klasör içerisinde. Buradan Şöyle yeni klasöre tıklayalım ve nokta Elastic Beanstalk kısaltılmışı ve Extensions şeklinde isimlendirmeyi burada dikkat edeceğiz ve başında da nokta olacak. Burası önemli. Elastic Beanstalk Extensions şeklinde bir klasör. Onun altına da bir tane dosya ekleyeceğiz. Ve bu dosyamız da Django.config isminde bir dosya. Ve dosya içerisine server'ın beklediği parametreleri ekliyor olmamız gerekiyor option alt çizgi settings burada herhangi bir karakter yanlış olmaması gerekiyor aksi halde hata alırız option alt çizgi settings iki tane boşluk ve amazon web service 2. elastic beans tok 2. container 2. python en sonunda 2. bunu unutmuyoruz bir aşağı alıyoruz iki tane boşluk bırakıyoruz ve buradan wsgi pet 2 nokta, 1 boşluk. Ve burada blok app projesi altındaki WSGI 2 application yazıyoruz. Sonra da herhangi bir şey eklemiyoruz. Burası önemli. Peki bu projeyi tabi ders altından da yayınlayacağım. Dolayısıyla bu içerikleri proje içerisinden alıp yayınlayabilirsiniz. Burası blok App projemizin ismi. Burası önemli. Peki bunları yaptıktan sonra da gelip projenin bir zip dosyasını oluşturuyor olmamız gerekiyor. Hemen gelelim ve buradan masaüstünde projem, MySite bloge projesinde içerikleri seçeceğim. Ancak burada gizli dosyaların görüntüleniyor olması gerekiyor. Windows kullanıyorsanız direkt görünümden gizli dosyaları göster diyebilirsiniz Windows Explorer penceresinde. Mac kullanıyorsanız da bunun için hemen giderek burada macOS gizli dosyaları göster şeklinde bir arama yapın ve buradan Karşımıza gelen içerikten gördüğünüz gibi şu içeri, kırmızı olan iş, işaretlenmiş içeriği hemen gelerek terminalden direkt yapıştırıp Enter'a bastığımızda gizli dosyalar görünür olacaktır. Tam tersi olarak da gizli dosyaları kapatmak için daha sonra bu komutu kullanabilirsiniz. Peki bunları yaptıktan sonra gelelim. Biz buradaki içeriğimizi olduğu gibi seçelim. Sağ tıklayalım. Bunun içine veri tabanı da dahil olacak. Peki gelip burada statik dosyaları göndermeyelim. Statik file sadece gitsin. Sağ tıklayalım ve buradan 10 tane üyeyi sıkıştır diyelim ve bir arşiv dosyası oluşturursun. Peki daha sonra gelelim arşiv dosyası ile birlikte bir yayınlama işlemi yapacağız. Buradan şöyle elastik bine gelelim ve choose file'dan gelip arşiv dosyasını ilk başta seçelim ve bu upload edilsin. Peki upload işlemi yapıldı. Daha sonra configure more options diyoruz. Ve buradan da global değişkenleri tanımlıyoruz. Burada da software altına geliyoruz. Edit diyoruz. Ve en aşağıya gelerek burada global değişkenleri tanımlayalım. Settings altına geliyoruz. ilk başta secret key bilgisini alalım. Direkt buraya yapıştıralım. Buna karşılık gelen değeri ise buradan alabilirsiniz. Ya da Google'a Django secret key şeklinde aradığınızda otomatik olarak üretilecek olan bir anahtar bilgisini direkt üretebilirsiniz. İlgili sayfa üzerinden. Is development gelip burada false diyelim yani geliştirme aşamasında olmadığımızı söylemiş olalım. Peki app host bilgisi ise uygulama yayınlandıktan sonra bize random olarak verilecek. Dolayısıyla gelip biz burada ilk başta aa diyelim ve daha sonradan üretilen url'ye gelip burada kopyalayacağız ve kaydedeceğiz. Peki bunu yaptık yaptıktan sonra da gelip create app diyelim ve birkaç dakika sonra da projemiz oluşturulacak. Peki projemiz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Burada bize bir link verdi. Linki ziyaret ettiğimizde burada bir hata verecek. Disallowed host. Neden? Çünkü ilgili adresi biz ekliyor olmamız gerekiyor. Peki gelip o halde şu an application'lara gelelim. Django block app buna girelim. Daha sonra gelip şöyle environment içerisine giriyorsunuz ve buradan configuration'a geliyoruz. Ve buradan software altından edit diyerek buradaki içeriği Şöyle AA şeklinde eklemiş olduğumuz URL'i buradan alıyoruz ve buradan HTTP siliyoruz. En sondaki slash silelim. Apply diyelim ve değişiklikler kayıt edilsin ve daha sonra sayfamızı tekrar yenileyelim. Peki güncellendi. Daha sonra gelip adresi tekrar ziyaret edelim. Ziyaret ettiğimizde bakın ana sayfamız bu şekilde açılıyor. Artık biz uygulamamızı yayınlamış olduk. Peki bu uygulama bir giriş yapabilir miyiz? Tabii ki şu anda kullanmış olduğumuz bilgiler admin sonuçta veri tabanında host içerisinde var. Admin 123 diye enter'a bastığımızda bakın uygulamaya giriş yapabiliriz ya da logout yaparız ya da örneğin yönetici paneline gitmek istersek buradan slash admin der enter'a basarız ve buradan yönetici paneli login ekranı gelir ve buradan Oturumu açıp giriş yapabiliriz. Admin 6 gibi 1 2 3 Enter basalım ve uygulamanın gördüğünüz gibi blok ve kategori bilgileri burada.